Evet, sırada diş hekimi ve çene cerrahisi uzmanı Nihat Tanfer var. Bakalım Nihat Tanfer'in oralarda arkadaşlar neler çekmişler. Box Teknik uygulaması nedir? Sizlere Box Teknik'ten bahsetmek istiyorum. Yeni bir teknoloji. Bu yeni teknolojiyi biz ortalama 7 senedir uyguluyoruz. 7 senedir uygulanma sebebini şimdi biraz sonra size detaylı olarak anlatacağım. Daha önceleri insanlar total protez veya parsiyel protez dediğimiz hareketli protezleri kullanıyorlardı. Bu ne demektir? Eksik olan dişlerinin yerine damakta sabitlenen ve üzerinde yemek yendiği zaman yemek artıklarıyla hareket eden, zaman zaman altına yemek artıklarının girdiği hareketli protezler kullanılırdı. Bu kullanılan protezlerin avantajları vardı. Niye? Çünkü eksik olan dişlerin yerine hiç dişsiz olmaktansa dişli olarak ağızda asgari müştereklerde bir yemek yeme imkanı veriyordu. Fakat günümüzde 1985'li yıllardan sonra bazı şeyler değişmeye başladı. Ne başladı? İmplantoloji başladı. İmplantoloji başlayınca insanlar ağızlarında sabit protezle hiç çıkmayan, oynamayan, hareket etmeyen protezlerle yemek yeme alışkanlığını kazanmaya başladılar. Belirli bir süre sonra implantların ne kadar büyük bir devrim olduğu diş hekimliğinde anlaşıldı ve yaygın bir uygulamayla da devam etmekte kullanılıyor ve herkes de bundan çok memnun. Ancak seneler geçtikçe bazı şeyler ortaya çıktı. Bazı vakalarda çene kemiği o kadar çok eriyordu ki bu eriyen çene kemiğinin yerine implant yapma imkanı yoktu. İmplant yapılamayan vakalarda hastalar gene de sabit bir protez ihtiyacıyla hekimlere müracaat eder oldular. Bu müracaatların sonucunda şimdi size izah edeceğim uygulamayı biz 7 sene öncesinde İtalya'da öncelikle Dr. Menoni ile beraber başladık ve halen de yaygın bir şekilde kullanıyoruz. Box Teknik nedir? Şimdi size Box Teknik'i anlatıyorum. Box Teknik implant yapılamayan çenelerde sabit protez yapma imkanı veren ve zaman zaman suni kemikten, zaman zaman hastanın kendi kemiğinden, zaman zaman da dana veya at kemiğinden elde edilmiş olan ekstrelerden elde edilen bir kemik augmentasyon operasyonu. Kemik augmentasyonu deyince ne aklımıza geliyor? Yeniden kemik yaratılması. Hasta herhangi bir sebeple ki zaman içinde bunların detaylarını çok geniş olarak anlatacağım. Dişlerini kaybetmiş. Dişlerini kaybettikten sonra da o kaybettiği dişlerin yerindeki çene kemiği yoğun bir şekilde erimiş. Bu erimeden dolayı da hasta sabit protez kullanamıyor. Özellikle genç erkeklerde, genç kadınlarda sabit protez kullanamayan ve implant yapılamayan hastalarda biz Box Teknik'i uyguluyoruz. Box Teknik yeni bir operasyon. Denebilir. Neden yeni bir operasyon? Çünkü dünyada bundan önceleri yani 7-8 sene öncesinde Box Teknik gibi bir operasyon yapılamadığı için sabit protez yapma imkanı yoktu. Box Teknik uygulaması ne işe yarar? Çenesinde kemiği kalmamış, erimiş ve hiçbir şekilde implant yapılamayan hastalar. Az evvel dediğim gibi kemik augmentasyonu yani yeniden kemik yaratılması apayrı bir sistem. Biz bu sistemde ne yapıyoruz? Şunu uyguluyoruz. Hastanın çenesine polilaktik asit materyallerinden elde ettiğimiz PLA'larla bir duvar yapıyoruz. Bu duvarın içerisine dana kemiğiyle elde edilen ekstrelerle veya hastanın kendi kemiğinden veya suni kemikten elde ettiğimiz ekstrelerle üzerine bir membranla sararak uyguluyoruz. Bu uygulamanın sonucu şöyle oluyor. 6 aylık bir süreyi bekliyoruz. Bu süreyi bekledikten sonra orada kaybolmuş olan çene kemiğinin yerine yeni bir çene kemiği oluşuyor. Bu oluşan kemik de bize asgari müştereklerde implant yapılabilecek bir alanı elde ediyor. Böylelikle hem 3 boyutlu enine hem boyuna bir alan kazanıyoruz. Bu kazandığımız alana da implantları yaparak sabit protezi yapıp hastalarımızın yüzünü güldürme şansına sahibiz. Box Teknik uygulamasından sonra implantları yapılan ve
üzerine sabit dişleri yapılan hastaların ağlayarak gelip kliniğe, sevinçten ağlayarak gittiğini görmek apayrı bir keyif, apayrı bir huzur.